İnsanları manipüle etmek istiyorsanız bunun çok kolay bir yolu var. Duygulara hitap eden sözler kullanın, görsellerle destekleyin. Bunu her yerde ve her nesne üzerinde kullanabilirsiniz. Bir insan hırsızlık mı yaptı? Aslında aç yavrularını doyurmak için yapmıştı şeklinde sorun. Biri başkasına fiziksel saldırıda mı bulundu? Hemen kimsenin itiraz edemeyeceği bir hikaye yazın. Saldırıya uğrayan, saldırana tacizde bulunduğu için saldıran onurunu korumaya çalıştı, deyin. Oradan oraya koşturan bir kedi bize sevimli gelir. Aslında belki de fare yakalayıp öldürmek, parçalamak istiyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Ukrayna'nın durumunun nasıl verildiği dikkatinizi çekti mi? İşgal altında müzik konseri haberi, savaşın dehşetini insanların yüzünde gösteren sanat eseri gibi fotoğraflar. Boş bebek arabaları ile performans sanatı gibi gösteriler. Batı medyasını kullanarak öyle bir bilgi bombardımanı yapıyor ve sansürlerle Rusya'nın sesini öyle bir kısıyor ki bize neyin doğru neyin yanlış olduğu konusunda fikir yürütme şansı bırakmıyor. Batı medya gücüyle tüm dünyaya duygusal yönden yaklaşıyor ve herkesi etkisi altına alıyor. Rusya, Ukrayna NATO'ya girmeyeceğini taahhüt etsin çekilelim diyor. Batı medyası, çocuklar ölmesin diyor. Rusya, NATO Ukrayna'da silahlanmasın diyor. Batı medyası, kahraman Zelenski direniyor diyor. Yani gerçek sorulara duygusal cevaplar veriliyor. Çocuklar ölmesin diyen birine nasıl cevap verebilirsiniz ki? Rusya'yı bu kadar kışkırtıp Ukrayna'nın üzerine saldıktan sonra NATO'ya almayı düşünmediklerini, Zelenski'nin de zaten NATO'ya girmelerinin mümkün olmadığını söylemesinin de bir nedeni var. Farkında mısınız? Ukrayna boşalıyor. Ukraynalılar, özellikle de kadınlar ve çocuklar, yani Ukrayna'nın geleceği olan insanlar Ukrayna'dan kaçıyor ve bunlar hiçbir zaman geri dönmeyecekler. Ukrayna savaşarak ölecek insanlara ve Ukraynalı Ruslara kalıyor. Biz dünyalı insanlar da bu arada boş beşiklere, romantik kahramanlık resimlerine bakmakla meşgulüz. Ukrayna nüfusu azalan bir ülkeydi. Şimdi nüfusu yok olan bir ülke oldu. Bu savaşın amacı Ukrayna'nın bağımsızlığı değil, Rusya'nın gücünü test etmek. Görünen o ki Rusya bu testten başarılı şekilde çıkamıyor. Batı her türlü yolla saldırırken Rusya karşılık veremiyor. Olan da tabii zavallı Ukrayna halkını oluyor. Bu testin amacı hangi ülkenin nereyi kontrol edeceğini belirlemek. Amerika, Orta Avrupa'yı, Türkiye'yi, Suudi Arabistan'ı etki altında tutuyor. Rusya, Suriye'yi. Ama asıl mücadele alanı Avrupa. Eski sosyalist ülkelerin durumu ne olacak? Bunu savaşın sonucu belirleyecek.